Hepinize merhabalar arkadaşlar. Antalya'nın Manavgat ilçesinin Gündoğdu mahallesinde bulunan Turan Prince Oteli'ni hadi tanımaya başlayalım. Şimdi otelin giriş kısmına geldim. Giriş kısmından itibaren oteli gezmeye başlayacağım. Ama tabii gezmeye başlamadan önce bir iki küçük bilgi vereyim. Turan Prince Otel iki tane bulunuyor Manavgat'ta. Bir tanesi Manavgat Kızılağaç'ta, öbürü de şu anda içinde bulunduğum Manavgat Gündoğdu bölgesinde. Şu arkamda gördüğünüz apartman tarzı binalarda Turan Prince Oteli'ne ait villalar şeklinde geçiyor. Villalarda kalmak isterseniz arkamdaki villalarda kalıyorsunuz. Yalnız otelle, şöyle bir daha çevireyim. Otelle villalar arasındaki bölümden yol geçiyor. O şekilde bir konaklama imkanı elde ediliyor. Yavaş yavaş ana giriş kapısından gireceğiz ve oteli gezmeye başlayacağız. Ana girişten giriyoruz. Resepsiyon alanı burası. Burası lobi alanı. Resepsiyon bölgesinden çıktık. Otel bölgesine girdik tekrar. Otele giriş yaptığımız zaman şu arkamda gördüğünüz bloklar bizi karşılıyor. Otelin genel yapısı bu şekilde. Yan yana apartman şeklinde yapılmış. Şimdi oteli gezmeye devam edelim. Resepsiyonun arka kısmında bu şekilde görünüyor. Bu arada da size ben küçük küçük bilgiler vereyim. Otel 2004 yılında inşa edilmiş. 18 yıllık bir otel anlamına geliyor. 458 odası var otelin. Yaklaşık olarak da muhtemelen 1200 ila 1500 misafir ağırlayabiliyor. Bu otelin en göze çarpan özelliklerinden biri de en çok buraya Alman misafir geliyor. Alman misafir ağırlıklı bir otel burası. Havuz bölümüne geldik otelin. Şu sol taraftaki kısım da komple restoran. Az sonra ben de zaten buraya gidip kahvaltı yapacağım. Kahvaltı yapmadan önce de kahvaltıda ne içerikler var, neler sunuluyor, onları da sizlere aktarmış olacağım. Ben hangi otelde kalsam kolay kolay şu havuz bölümünde zaman geçirmiyorum, bilmiyorum, pek ilgimi çekmiyor. Hemen hemen hiçbir otelde şu havuz bölümünde herhalde zaman geçirmemişimdir. Çünkü doğallığı seven biriyim. Doğallık nedir? Eğer bir otelde deniz varsa otelin kıyısında denizi kullanırım genelde. En sağlıklı olan da budur zaten. Tuzlu su. İnsan cildine, vücuduna her konuda çok faydalıdır. Temiz hava, tuzlu su, deniz suyunu havuza tercih ediyorum. Şimdi otelin uzaktan görüntüsünü alalım. Görüntü bu. Sağlı sollu bloklar. Şu sol taraftaki şu bina bu otele ait değil. Bu otel başka bir otel. Hemen şu ortadan başlıyor böyle. Buraya kadar devam ediyor. Oradan sonraki otel de bu otele ait değil. Şu ortadaki iki bloklar, yani sağlı sollu bloklar Turan Prince Oteli'ne ait diyelim. Devam edelim. Burası amfiteyatro, animasyon ekibinin gösteri yaptığı, çeşitli dans gruplarının gelip gösteri yaptığı amfiteyatro oluyor. Burası DJ'in kabini oluyor. DJ arkadaş buradan müzikleri yönetiyor, ışıkları yönetiyor. Şimdi buradan geçip, yani daha doğrusu eğer otelden çıkıp sahile inecekseniz amfiteyatrodan geçiyorsunuz. Bu arada ilerlerken ufak tefek bilgiler de vereyim ben size. Antalya'ya 65 kilometre,
Antalya Havaalanı'na 55 kilometre, Side'ye 12 kilometre, Manavgat'a da 15 kilometre mesafede bulunuyor. Burada da bizim sevimlimiz, çok sevimli kedi. Kahvaltı yaparken, yemek yerken yanımıza geliyor. Seviyoruz, okşuyoruz ama şu an kaçtı. Nereye gidiyorsun? Gel. Gel. Gel gitme gel. Gel. Gel buraya. Gel. Gel bak. Kaçtı gitti. Hem sevdirmiyorsun kendini hem geliyorsun, takip ediyorsun. Nasıl olacak bu iş? Bu karşıda da tenis kortu bulunuyor. Burada gördüğüm kadarıyla hem tenis oynanıyor hem futbol oynanabiliyor. Kale direkleri de var. Sol taraftaki bölüm sinek restoran oluyor. Pideler, gözlemeler, fast food türü şeyler, salatalar yediğiniz yerler. Yani gün içinde kahvaltıdan sonra, öğlen, öğleden sonra, öğlen öğle arası yemek yediğiniz yerler burası. Şimdi karşıda gördüğünüz vitamin bar var. Bu ilginçtir. Bunun hakkında konuşacağım zaten. Genel değerlendirme kısmında. Onu daha sonra anlatacağım. Ücretli bir vitamin bar burası. Daha sonra değerlendirme yapacağım bu vitamin bar hakkında. Burası sahile geldiğinizde içecek alacağınız bar. Şu an açılmamış. Şu an itibariyle saat 8:10 geçiyor zaten erken. Burası da Turan Prince Otel'in sağlı sollu sahili. Kolay gelsin. Bu arkadaş da gelen misafirlere yardımcı oluyor. Kolay gelsin. Burada da sevimli hayvan dostlarımız var. Yalnız burada motorla gezdiğiniz zaman bu hayvan dostlarımız sizi kovalıyor. Canavar zannediyorlar motoru. Dün bayağı bir motorları kovaladılar bunlar. Burada da dinleniyorlar. Muhtemelen bütün gece nöbet tuttular. Şu anda da dinleniyorlar. Bu arada bir kayalık bölgeye denk gelmiş bu iskele. Burada bir kayalık bölge var. Muhtemelen bu iskeleden çıkıp atlayıp yüzüyorlar. Çünkü bu kıyıdan girip yüzme şansınız burada yok. Bu tarafta da kayalık alan var. Herkes iskeleye çıkıp iskelenin öbür tarafından denize giriyor ki bu da zaten sorun oluşturmuyor. İskeleye geliyorsunuz, genel olarak bu merdivenlerden inip denize giriyorsunuz ya da çoğu insan buradan zaten balıklama atlıyor, işte atlayarak, dalarak denize giriyor. Sallangaç. Ne kadar güzel değil mi? Hep böyle bir sallangaça binmek istemişimdir. Binelim, deneyimleyelim bakalım. Gerçekten çok hoş. Çocukluğumu hatırlattı. Çocukluğumuzda sallangaçlardan inmezdik hiç. Sallangaç konumu itibariyle çok güzel bir yerde. Tam fotoğraflık diyebiliriz. Tamam, yolumuza devam edelim artık. Biraz sallandık. Bu fırsatı da şimdi yakaladım. Şimdi oteli boydan boya bir gezdik dolaştık. Resepsiyon girişinden sahile kadar dolaştık. Birkaç yer daha kaldı. Onları da görüntüleyeceğiz ve otelin genel alanlarını gezmiş olacağız. En son da değerlendirmelerde bulunacağım. Bu şekilde. Bu karşıda gördüğünüz alan Kids Club oluyor.
Burada da bir restoran var. Hangi restoran anlayamadım. Çocuğunuzu Kids Club'a getirmek istiyorsanız Kids Club burası. Şimdi şöyle bir özelliği var bu otelin. Hem şuradan amfiteyatrodan iniyorsunuz, sahile gidiyorsunuz. Otelden çıktığınız zaman hem de tünel bölümü var otelin. Tünel bölümünden de giriş çıkış yapabiliyorsun. O tünelden girelim bakalım bizi neler karşılayacak. Tünelden girdik. Otelin alt kısmı burası. Tabii ben daha önceden biliyorum bu oteli. Birkaç gündür buradayım. Maksat sizlerin görmesi. Burada DC'ler var. Sanırım karşıda disco var. Evet, orası disco. Burada tenis oynamak istiyorsanız tenis masası var. Toplantı salonu var burada da. Burası da bir kafe, galiba Türk kahvesi. Karşıda da zaten görünüyor. Türk kahvesi içebileceğiniz bir bölge. Şimdi yavaş yavaş restoran bölümüne gidiyorum. Şu anda kahvaltı saati. Kahvaltı nasıl görünüyor ona bir bakalım. Üşün üşün git anneni bul. Şimdi otelin restoran bölümüne giriyoruz. Bakalım kahvaltı nasıl görünüyor. Restorantın adı Likya Restorantmış. Kahvaltı alanına girdik. Günaydın, kolay gelsin. Şimdi kahvaltıya geldiğimiz zaman şuradan bir tabak alıyoruz. Buradan kahvaltı başlıyor. İşte burada ballar var. Pekmez, reçeller var. Ballar, reçeller. İşte peynirler, kapalı peynirler. Burada pekmez var, tahin var. Burada da kahvaltıda farklı şeyler tercih edenler için farklı yiyecekler. Burada müsli çeşitleri var. Bunlar müsli çeşitleri. Burada tabağa koyuyorsunuz. Üstüne de süt koyuyorsunuz. Kahvaltınızı yapıyorsunuz. Burada da marmelatlar var. Pardon, bunlar komposto. Kompostolar, çeşitli meyveli yoğurtlar. Burası yeşillik alanı. Buradan yeşillik alıp buradan da zeytinyağı, işte limon suyu vesaire, sirke ile tatlandırarak yiyebiliyorsunuz. Şimdi şuradan başlayalım. Başka neler var kahvaltıda? Ona bakacağız. Bu baharat kısmı, bunlar sabit. Bunlar hep burada duruyor. Yemek aldığınız zaman buradan baharatlardan tatlandırabiliyorsunuz ki 4, 8, 12, 16 çeşit baharat var. Zengin baharat çeşitleri var. Burada sade poğaça var. Şöyle bakalım. Sade poğaça. Sosisli poğaça. Peynirli poğaça. Açma. Geleneksel sevdiğimiz açmalardan kaşarlı poğaça, peynirli poğaça, bu da en çok tercih edilen poğaçalardan biri, zeytinli poğaça,
şu kısımda şuradan itibaren başlayıp şuraya kadar devam eden sıcak kısım, sıcak kahvaltı kısmı. Onlara bir bakalım neler var. Günaydın, kolay gelsin. Sucuk ızgara. Şekilde. Peynirli domates dolması. Bakalım. Gayet güzel. Burada menemen bölümü var. Tabaklamışlar buraya menemenleri. Tabaklı şekilde veriyorlar. Bu da güzel bir düşünce. Karışık sebze. Burada eğer kendinize tost yapmak isterseniz tost yapma imkanı var. İki tane ısıtılmış tost makinesi. İşte kaşar, sucuk, yağ, salça, her şey var. Yani harika bir tost kendinize yapabiliyorsunuz. O imkanınız var. Burada arkadaşlar omlet yapıyorlar. Omlet alanı arası. Günaydın, kolay gelsin. Ben de buradan bir iki tane omlet yemiştim bu hanımefendiler. Sabah çorbaları sütlü yemek. Bir sütlü oluyor. Sütlü yoğurt. İkisi de süt var. Müsli aldığınız zaman süt alacağınız yer burası. Yumurtalar. Salçalı tavuk sosis. Sahanda yumurta. Pankekler burada oluyor. Burada çeşitli ekmekler. Ekmek kızartma makinesi. Poğaçalar. Bunlar tatlı poğaçalar oluyor. Tatlandırılmış poğaçalar. Kruvasan. Sivit. Su böreği ki gayet güzel, lezzetli. Burası çay alanı oluyor. Burada dikkat çeken ne var? Bunu göstermem lazım. Mesela soğuk algınlığı olduğunda taze yeşil çay çevirme şansınız var. Bahar çeşitli işte bitkilerden, taze bitkilerden işte nane, adaçayı, farklı adaçayı, kuşburnu ve papatya. Buradan da çayınızı alıyorsunuz. Kahve makinesi. Kahve almak isterseniz espresso, nescafe, kofi, cappuccino, mochi, hot chocolate, hot latte. Meyve suyu da almak istiyorsanız var burada. Asitli gazozlar. Sularınızı buradan alıyorsunuz. Restoranın devamı burada. Restoran buraya doğru uzuyor. Ve yüksek sezonda şu arka kısım, yani kapatmışlar şu an, müşteri azalmış galiba. Arka kısmından da öbür tarafa doğru uzuyor bu restoran. Bayağı büyük bir restoran olduğunu söylemem lazım. Burada da diğer yemek alanları var. Buraları da kapatmışlar. Çünkü artık misafir sayısı bayağı bir düştü. Ondan dolayı buralar kapandı. Ben geldiğimde açıktı. Komple buraları kapatmışlar. Şu arka kısım tatlı alanıydı. Tatlı anlıyordu burada. Kahvaltıyı da görüntüledik. Şimdilik bu kadar kahvaltıdan. Sabah kahvaltısını görüntülemiş olduk. Daha sonra akşam yemeğinden de görüntüler alacağız. Devam edelim. Şimdi akşam yemeğinden görüntüler alacağız. Bakalım yemekte neler var. Şimdi bu bölüm soğuk meze bölümü. Burada zeytinler koymuşlar. Yani sabah kahvaltısındaki gibi. Burada arka kısımda zeytinyağı var, sirke var, sıvı yağ var galiba. Burada da soslar var. Değişik soslar, yoğurt çeşitleri, soğuk mezeler. Burada yaprak sarma var. Ben her akşam alıyorum bundan. Bunu anlayamadım.
Burada Rus salatasına benzer salatalar var. Salata çeşitleri. Burada peynir çeşitleri. Hemen döndüğünüz zaman da tatlı çeşitleri var burada. 1, 2, 3, 6 çeşit tatlı var. Şekerpare, Şam tatlı, kabak tatlısı. 3 çeşitte baklava var. Burada sütlaç çeşitleri var. Burada pastalar var. Burada pasta çeşitleri. Burada da meyve çeşitleri var. Burada da yine pasta çeşitleri devam ediyor. Bu kısımda eğer isterseniz işte pide, her akşam burada pide koyuyorlar. Burada normal pide, sade pide, bunlar da ıspanaklı pide şeklinde. Bunlar da ekmek çeşitleri. Zaten sabahları da koyuyorlar bunları. Burada ekmek kızartılıyor, ekmek çeşitleri. Yok reklam şişti olur di karnı. Tavuk kızartıları. Izgara kasap köfte. Panga balığıymış. Izgara sebzeler. Burası çorba bölümü. Erişte çorbası varmış burada. Görüntü nasıl yapalım? Erişte çorbası. Kuzu gerdan çorbası. Bakalım nasıl görünüyor. Bunlar da yeşillikler çorbaya katılıyor. Arkaya geçme sana. Mantar soslu makarnamız burada. Tavuklu makarna. Spagetti. Bu da spagetti sosu oluyor. Burada güzel bir yemek var. Sebzeli köfte. Gayet güzel görünüyor. Bu yemekten alabilirim. Güzel görünüyor bu yemek. Pirinçli soğan dolma. Bundan da alabilirim. Bana güveç. Burası da fast food bölümü. Patates kızartması oluyor. Kalamar sote. Soya soslu tavuk sote. Burada da kadın dili köfte var. Buradan başlayalım. Hamburger var burada. Burada sosis var. Patates kroket. Peynirli börek. Sebze püresi. Sütlü pirinç. Havuç haşlama var. Diyet yemeği yiyenler için. Bu da hindi haşlama. Diyet yemekleri var. Fırında sebzeli balık. Tavuk saltim. Bu farklı bir yemek. Tavuk saltim bokta. Yani İtalyan yemeği böyle. Çoban turkası. Fırında sebze gökkuşağı. Canamarı. Bu da yabancı bir yemek. Yabancı bir ülke yemeği. Canamarengo. Patates püresi. Sahan köfte.
Orada da pirinç pilavı. Bir yemeğimizi yiyelim. Akşam yemeğinden görüntüler aldık. Bu kadar da. Bir yemeğimizi yiyeceğiz. Olay bitecek. Şimdi otelin odasında, yani kaldığım odada neler var? Hadi ona bir bakalım. Kaldığım oda burası. Girdiğimizde görüntü bu. İki tane yatak var. Bir tanesi tek kişilik. Bir tanesi çift kişilik. Kapıyı bir açalım. Bir ışık girsin içeriye. Şimdi otelin sunduğu kettle var. İşte bardaklar, çay, kahve, kafe mate var. Minibara bir bakalım. Ne var minibarda? Minibarda böyle ücretsiz olarak büyük birer litrelik gazozlar var. Minibar bu şekilde. Balkona bakalım. Balkondan görünen manzara. Direkt deniz manzaralı. Zaten siz de görüyorsunuz bu şekilde. Yine içeriye dönelim. Gardırobumuz bir. Birkaç gözü var. Burası birinci göz. Burada askılıklar da var. Burada benim eşyalar var. Bu ikinci göz. Bu da üçüncü göz. Yani toplamda üç gözlü bir gardırop sunuyorlar size. Gardırobun kapakları çok rahat bir şekilde sağa sola oynuyor. O dikkatimi çekti. Altta tekerlek sistemi var. Kapaklar rahat bir şekilde açılıp kapanıyor. Yani şöyle değdirdiğinizde anında açılabiliyor. Banyoya göz atalım. Banyoda neler var? Şimdi banyonun görüntüsü bu şekilde. Şu fayans dikkatimi çekti. Çok hoş bir fayans seçilmiş. Arı peteği şeklinde. Banyoya geliyoruz. Banyo yapılan yere. Hayatımda ilk defa küvete olmayan bir 5 yıldızlı otelde kalıyorum ki bu benim gayet hoşuma gitti. Çünkü girdiğiniz zaman pratik olarak hemen duşunuzu alabiliyorsunuz. Yani küvette olsanız düşme tehlikeniz var. Kaygan çünkü. Bayağı kaygan. Mesela ben alkol almıyorum ama alkol alan birini düşünün. Sarhoş sarhoş girdiğini düşünün. Düşebilir yani. Kafasını gözünü kırabilir. O yüzden düz bir alandan oluşan gayet güzel, hoş, şık bir dış yapmışlar. Buraya şampuan koyma yeri, boşluk bırakmışlar. Zaten günümüzde yeni mimariler bu şekilde oluşuyor. Yeni banyo mimarileri bu şekilde oluşuyor. Şimdi buraya gelelim. Burada yine klasik saç kurutma makinesi var. Banyodan çıkıyoruz. Banyo incelemesini bitirdik. Odamızın incelemesi bu kadardı. Otel hakkında 2-3 tane gözüme çarpan çok önemli eksiklik var. Bunları bahsetmem lazım ki normalde aslında ben gezdiğim otellerin eksiklerini anlatmam kolay kolay ama burada gerçekten acil halledilmesi gereken 2-3 tane eksik var. Nedir bunlar? İşte ilk bir numarada bence otel yönetiminin derhal baklava reyonuna el atması lazım. Baklava yapan ustalarla konuşması lazım. Çünkü baklavalar hem çeşit bakımından çok az, en fazla 3 çeşit, 4 çeşit ve baklavalar gerçekten hamur, çıtırlık yok. Fazla tat, tuz ben göremedim. Fazla tadını alamadım. Bir 5 yıldızlı otelde ben daha fazla çeşit ve daha lezzetli, hamur olmayan baklava beklerdim. Baklavalara derhal el atılması gerekiyor. Bir de restoran bölümünde garsonlar canla başla çalışıyor. Tabii onların hakkını asla yiyemeyiz, kötüleyemeyiz onları ama şöyle bir durum var. Bir personeli işe aldığınız zaman ona bir iki gün eğitim vermeniz lazım. Nasıl davranacağını, güler yüzle çalışması gerektiğini vesaire vesaire, müşteriyle ilgilenmesi gerektiğini, restorana girdiğiniz anda itibaren garsonların sizinle daha az ilgilendiğini hissediyorsunuz. Bu da misafirin algısı için pek iyi bir görüntü değil. Bir garson restorana giren her müşteriyle iyi bir şekilde, güler yüzlü bir şekilde ilgilenmeli. Çünkü biz o mesela oturuyoruz masaya, yemek yiyeceğiz, içecek genelde servisi, siparişi verilir garsonlara.
kendimiz gittik. Ben hep sürekli kendim garsonların yanına gittim. Bu gerçekten bir otelde olmaması gereken bir şey. Garson derhal masaya gelip içecek sormalı. Ne içersiniz efendim vesaire. Bu restorandaki servis handikapını ben fark ettim. Buna da el atılmalı bence. Bir üçüncü handikap, sahile giderken sağ tarafta bir vitamin bar var. Vitamin bara 3 euro 5 euro şeklinde fiyatlar yazılmış. Bu bence bir 5 yıldızlı otelde tam pansiyon, all inclusive tatil yapan bir müşterilerin olduğu yerde bence hoş bir görüntü olmamış. Bence bu vitamin barın ya komple kaldırılması lazım ya da bu fiyatların kaldırılması lazım. O fiyatlar orada çok sevimsiz görünüyor. Vitamin bara da el atılması gerekiyor. Onun dışında diğer hizmetler 3 aşağı 5 yukarı diğer otellerle benzerlik gösteriyor. Ha bir de aklıma geldi, yemeklerin tuzu biraz fazla kaçıyor galiba. Aşçıların bu sıcak yemeklerin tuzuna biraz dikkat etmesi gerekiyor. Turan Prince'deki bir haftalık tatilimiz sona erdi. Artık gidiyoruz. 15-20 dakika sonra çıkacağız otelden. Ancak beni biliyorsunuz, birkaç otel tanıtımım olmuştu. Hiçbir otel hakkında negatif konuşmamıştım. Çünkü hiçbirinde negatif hiçbir şey yaşamadık. Maalesef Turan Prince'te birçok negatif şey yaşadık. Yaşamak zorunda kaldık. Ve son olarak resepsiyonla ilgili sorun yaşadık. Aslında girerken de yaşamıştım. Onu anlatayım kısaca. Otele girişte ilk gün ismim kayıtlı olduğu halde resepsiyonda çalışan, yüzleri hiç gülmeyen bayanlar ismimi bulamadı. Dediler ki işte sizin isminiz yok, burada kaydınız yok maalesef. Sizi alamayız otele. Sonra ben ısrar edince 5 dakika sonra ismimi her ne hikmetse bulabildiler ve girebildim. Zaten otele girerken sorunlar başlıyor. Resepsiyondaki bayanların, çalışanların yüzleri hiç gülmüyor zaten ve tecrübesizler. Ne yaptıklarının farkında değiller. Şimdi son gün artık çıkacağız. 12 buçuğa kadar vaktimiz var. Yani öğlen 12 buçuğa kadar kalma imkanımız var. 12'yi 5 geçe odaya geliyoruz. Sahilden geliyoruz. Kartımızı kilitliyorlar. Resepsiyondakiler kartımızı kilitlemişler. Neymiş? 12'de çıkacakmışız. 12.30'a kadar vaktimiz var. Artı Antalya'daki, hatta Türkiye'deki bütün otellerde, turizmle ilgili otellerde, eğer 12.30'da çıkacaksanız valizinizi alır çıkarsınız, teslim edersiniz. Daha sonra odasız şekilde otel imkanlarından yararlanabilirsiniz. Akşama kadar, saat gece 10'a 11'e kadar bütün otellerde hiç sorun çıkarmazlar. Burada kesin ve kesin 12'de size resmen postalıyorlar, gönderiyorlar. Yani hiçbir şekilde kalamazsınız diyorlar. Bu otelin kuralları çok katı ama personel hakkında hiçbir şey söyleyemem. Restoranda çalışan garson arkadaşlar canla başla çalışıyorlar. Onun dışında maalesef resepsiyon 0 artı 0 puan. Hiçbir şekilde tatmin edici değil. Otelin kuralları çok katı. Bunu da ilave etmem lazım. Bugünlük Turan Prince otelden bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.